Herkese selamlar. Bugün sizlere 3 tane film tavsiyesinde bulunacağız arkadaşlar. Tabii ilk olarak şunu söylemek gerekiyor. Bunların aslında neredeyse hiçbirisi sizin bölümünüzle direkt ilgili değil. Ama zaten buradaki amacımız sizin direkt bölümünüzle ilgili olmasından ziyade aslında size bir şeyler katması, bilgi birikimi katması ve bu kattığı bilgi birikimi sizin bölümünüzde kullanarak fark yaratmanız. Dolayısıyla bunları ne demek istediğimi aslında biraz daha somut örneklere biraz belirtmek gerekiyor bence. İlk örneğimiz arkadaşlar The Founder adlı film. Bu filmin anlattığı şey esasında McDonald's'ın şu anki hale gelmesini sağlayan o zihinsel yapının oluşması. Daha öncesinde McDonald's kardeşler kuruyor şirketi ve aslında butik bir mağaza gibi birkaç tane ofisi var, şubesi var. Ve sonrasında Ray Kroc gelip baya baya hem kendisini büyük hale getiriyor hem de bir yandan tabii ki bugünkü McDonald's şirketini kuruyor. Şimdi buradan aslında çıkaracağımız bence temel ders şu. Eğer şu anda büyümek istiyorsanız aslında bu son 80-90 yılın hikayesi. Ama şu anda bence daha da geçerli olan bir konu bu. Ne iş yapıyorsanız yapın. Eğer fark yaratmak istiyorsanız, böyle büyük yerlere gelmek istiyorsanız yaptığınız işi otomatize etmeniz gerekiyor. Yani belli bir mesai saati harcayarak, günde 8 saat, 9 saat çalışarak herhangi bir konuda böyle önemli yerlere gelmen çok da mümkün değil. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu okuduğum bölümden bağımsız bir konu. Ama artık özellikle şu anda görüyoruz ki bu maaşla çalışmak konusu. Ha burada bu arada amacı bir şey değil. Yani işte işinizi bırakın, terk edin, asla maaşla çalışmayın gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bu Türkiye gerçekliğine aykırı, dünyadaki gerçekliğe de aykırı. Özellikle şu kriz ortamında. Ama şu da bir realite. Yani özellikle ben böyle büyük düşünüyorum, bir hayallerim var vesaire diyorsan bunun otomatizeden geçtiğini bence bu film çok güzel anlatıyor. Ha bu bugün ne olacak bir şey değil bu arada. Mesela bunu Ray Kroc da yaşıyor. Ray Kroc bir günde gelip McDonald's'ı büyük hale getirmiyor. Ondan önce onlarca yerde işte hata yapıyor, onlarca yerde batıyor. İşte borç harç içinde vesaire. Ama tabii bu biraz da Amerikan anlatısı, klasik zaten severler böyle şeyleri. Ama ne olursa olsun aslında gerçek hayattan da bir burada bence pay var. Dolayısıyla burada o gördüğünüz hikaye size yani bir gün kendi hikayenizi kurarken, kendi bölümünüzle ilgili bir şeyler yaparken bence arkadaşlar çok güzel dersler sunacaktır. Filmi biraz bu açıdan bakmanızı ve izlemenizi naçizane tavsiye ederim. İkinci ünlerimiz The Social Network filmi. Bu da Facebook'un hikayesini anlatan bir başka film. Şimdi burada çok bu arada spoiler vermemeye çalışıyorum. Her ne kadar bu filmin her birisi neredeyse 10 yılı geçmiş bir süreye sahip olsa da benim buradaki amacım filmleri anlatarak işte bir sinema analizi yapmak değil. Daha çok bu filmlerin size niye önemli olabileceğini, bu filmlerden ne almanız gerektiğini aslında biraz ifade etmek. The Social Network'ün de arkadaşlar en büyük bence kazanımı şu sizler için. İzlediğinizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Eğer büyük bir başarı elde ediyorsanız ya da edecekseniz bu yolda işte herkesle iyi anlaşayım, herkesin aramı iyi olsun gibi bir şeyden bahsetmeniz söz konusu değil. İlla ki birileri sizden nefret edecek, birileri sizi kötü yad edecek, birileri sizi yanlış bulacak. Bunu Facebook'ta görüyoruz. Bence diğer pek çok örnekte de görüyoruz ama Facebook bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Ha şuna girmiyorum. Zuckerberg arkadaşlarına ihanet etti mi? Zuckerberg arkadaşlarına yanlış yaptı mı? O kısım beni ilgilendirmiyor açıkçası. Ama siz arkadaşlarınıza yanlış da yapsanız, kusursuz bir insan da olsanız ki o tabii ki mümkün değil ama harika bir arkadaş da olsanız er ya da geç bir yerlere geldiğinizde insanlar sizi aşağı çekmeye çalışacak. İnsanlar sizden nefret edecekler bir kısım insan. Ha şunu diyebilirsiniz. Abi insanların zorlanmış şey beni seviyorsa %5'in ne düşündüğü çok durumda değil. Ayrı konu. Yani o insanların ne düşündüğünü sen umursamayabilirsin ama birileri umursayacak. Dolayısıyla bu bence yine kritik bir nokta. Bu niye önemli? Ya şunun diyor bazen işte katıldığımız seminerde vesaire arkadaşlar. Ya ben oraya geleyim de başarıya. Sonrasını sonra hallederiz. Ha böyle olmuyor iş. Yani başarıya giden yolda o mindset'ini kendi zihinsel yapını şimdiden kurgulaman lazım. Zaten başarı dediğimiz o krema o pastanın, o cilanın üzerine geliyor aslında. Yani sen kendini her şeyinle o başarı yoluna endekslediğin anda zaten temponu, motivasyonunu, yaratıcı düşünme becerini, insan ilişkilerini, satış kabiliyetini ne gerekiyorsa o yolda zaten buna göre dizayn ediyorsun. Dolayısıyla bir şekilde o yolun diğer tarafını, o uçurumun diğer boyutunu görmek, düşünmek gerekiyor şimdiden. Ha bu yine şu değil. Yani bütün kaderi elime almaya çalışayım ve bütün kader planımı çizeyim. Hayır öyle bir şey yok. Zaten yolculuk boyunca pek çok yerde senin tahmin edemediğin şeyler olduğunu göreceksin. Tamam buna bir hata yapıp bırakıyoruz ama geri kalan kısımları görmek gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de arkadaşlarından göreceğin yanlışlar.
Ha, bu arada bunu şu anda da muhtemelen pek çoğumuz yaşıyoruz kendi hayatımızda. Arkadaşlarımızdan kazık yemek, amiyane tabirle, ya da işte yanlışlar yaşamak vesaire. Bunlar yine zaten var. Ama başarıya giden yolda bunların daha fazla olduğunu görmek gerekiyor. Ve bu film, The Social Network, bence bize bunu en güzel gösteren örneklerden bir tanesi. Ha, yeri geliyor arkadaşlarıyla mesela mesafe koyman gerekiyor arana. Ya da yeri geliyor arkadaşlara hayır diyebilmen gerekiyor. Bu film direkt bunlara odaklanan bir film değil. Direkt hayır diyebilmek, arkadaşlık ilişkileri vesaire değil. İşin odağında iş var, Facebook var. Ama buraya giden yolda aslında bir çerçeve etrafında bunların farklı boyutlarla önemli olduğunu esasında görüyoruz. Üçüncü ve son film önerimiz ise arkadaşlar The Wolf of Wall Street. Yine baktığımız zaman aslında farklı bir çerçeveden önerdiğimiz bir film. Ve esasında bu filme söz konusu olan, ilham olan Jordan Belfort'ı büyük oranda belki önermeyebilirim. Belki kendisinde yanlış bulduğunuz pek çok şey olabilir. Öte yandan bu filmdeki anlatıyı da belki bazı açılardan size doğru gelmeyebilir. Öyle söyleyelim. Ama öte yandan arkadaşlar bu filmin kattığı çok değerli bir bakış açısı var. O da kalıpların dışında olabilmek. Yani Jordan Belfort'un evet yanlışları vardır. Bu profilde de görüyoruz bunu. DiCaprio'nun oynadığı rolde. Ama arkadaşlar bir şekilde kalıpların dışında düşünmenin gerekliliğini çok iyi hissediyoruz. Ha, bu kalıpları dışında düşünmeyi siz nereye uyarlarsanız oraya göre değişir bu durum. Biraz daha belki amiyane tabiriyle yine söylüyorum çakallığa vurursanız oradan ilerler. Bunu biraz daha genius olmaya, dahi olmaya uyarlarsanız oraya doğru evrilir. Neresi olduğu tamamen size kalmış işte. Jordan Belfort bunu biraz daha tehlikeli sularda yaptığı için, derin sularda yaptığı için çok tartışmalı bir noktada kendisi Amerika'da. Ama siz bunu kendi bölümünüzde, kendi mesleğinizde daha işe yarar, daha faydalı bir noktaya çekerseniz yine fark yaratırsınız. Mesela nasıl bir işlemden bahsediyoruz? Nasıl bir kalıplığın dışında düşünmekten bahsediyoruz? Mesela az önce vurguladığımız o işte işleri otomatize etme konusu. Ha, ben şunu söyleyeyim. Gelinen 90 yılda hala işleri otomatize etmenin bu kadar fark yaratmayı sağlaması inanılmaz bir şey bu arada. Normalde bunun 1960-70'lerde bitmesi lazımdı. Artık 70-80'lerden sonra maaş çalışmanın bitmesi lazımdı. Bitmedi. Çünkü insanların hakikaten bu konuda ciddi bir konfor alanı var. Dolayısıyla hala böyle İşleri otomatize etmek ve ticaretin bir şekilde içerisinde yer alabilmek, birkaç ay kazanmamayı göze alıp bunu riske atıp birkaç aylık maaş kazancını sonrasında çok daha büyük yerlere gelmek hala insanlar için büyük bir aslında farklı bir nokta gibi gözüküyor. Ve bu hala hakikaten fark yaratan kalıbın dışını düşünmekle ilgili bir durum. Bu sebeple aslında Jordan Belfort ve onun profilindeki insanlar bugün hala fark yaratanlar arasında. Dolayısıyla yine aynı noktaya geliyoruz. Bölümünüz ne olursa olsun, yaptığınız iş ne olursa olsun arkadaşlar, bir şekilde o işte kalıbın dışında olmak lazım. Bunu arattığınızda işte bu bölüm ne iş yapar diye Google'da arattığınızda karşınıza onlarca şey çıkabilir. Ama o onlarca şeyi emin olun yüz binlerce insan aratıyor zaten. Dolayısıyla o yüz binlerce insanın yaptığı işi yaparak var olamazsın. Dört ortalama ya da ne bileyim işte belki sertifikalar, birkaç tane tanıdık. Bunlar seni bir yere kadar getirebilir. Ha, nereye getirir? En fazla iş bulma süreni kısaltabilir. Ya da en fazla o terfiyi hak ettiğinden daha kısa sürede almanı sağlayabilir. Birkaç ay ya da birkaç yıl. Ama bu sana hayat boyu bir mutluluk, hayat boyu bir tatmin sağlamaz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yaptığınız iş ne olursa olsun, hangi sektörde olursanız olun, sizi ayakta tutacak olan şey, sizi motive edecek olan şey aslında değer yaratma hissidir. Bu yolda bazen zorlanırsınız, bazen işte mücadele edersiniz bir şeylerle, içsel ya da dışsal faktörlerle. Ama bu değer yaratma hissi sizi uzun vadede fark yaratanlardan biri haline getirir. Ki zaten bizim yine bütün içeriklerimizde, videolarımızda, Instagram'da vesaire orada burada hep odaklandığımız nokta uzun vadeli değer yatırımı. Çünkü kısa vadede elde ettiğin fayda, değer sana geçici bir nokta bırakır ve etki bırakır. Ama uzun vadeli yaptığın her şey sana pek çok noktada büyük değer yaratımı sağlar. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde eğer eksik gördüğüm ya da işte düşünemediğim vesaire atladığım kısımlar varsa onları yorum olarak iletebilirsiniz. Biz de bu şekilde açıkçası farklı fikirlerden beslenmiş oluruz. Bunun haricinde tabii ki bütün mutlu, güzel böyle iyi yorumlarınızı da iletirseniz seviniriz. Onları da görmüş oluruz diyelim. Velhasıl kelam özetleyecek olursak videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece videolarımız daha fazla insana ulaşıyor. Daha fazla insanın ana sayfasında gözüküyor. Ve açıkçası bu da bize ne yalan söyleyeyim motive ediyor daha fazla şey üretmek konusunda. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.